22 Ocak'ta 5.4 ile sarsılan Manisa'nın Akhisar ilçesinde depremler sürüyor. Son 24 saat içinde ilçe neredeyse saat başı sallanıyor. Hissettiniz. Hepimiz hissettik. Buraya açık alanlara kaçtınız. Tabii muhakkak. Ne kadar burada duruyorsunuz böyle? Herhalde. 2 haftadır sallanıyor. Evet. Duracak diye bekliyoruz ama durduğu yok. Hani alın yazısı varsa yoksa yok bir şey de yapacak bir şey yok. Açıklama da yok. Diye de bilmiyoruz. 15 gündür arabada yatıyoruz. Çoluk çocuk hep uzman. Kıyafetlerle duruyoruz yani. Ya bak, ne bak, olacak ne edecek bilmiyoruz. Akhisar'da saat 11.43'te 3.9, saat 19.47'de 4.4 ve 20.55'te de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşam yemek vakti olan daha büyüktü, daha etkiliydi. Onun gücü daha düşükmüş. Burada kahvede hissettiğimiz daha azdı ama o alttan vurdu. İnşaatta çalışıyorum, gece bekçisiyim. Bir haftadan beri gece gündüz sallanmaktayız. Çoluk çocuk hepsi korkuyor. Hepsi toplandı bir eve. Sokaklarda yatıp kalkıyorsun. Üşümek var, hastalık var. Ne olacak bu işin sonu bilmiyorum yani. İşler sakat gidiyor. Var ya, psikolojimiz bozuldu artık yani. Daha önce gücümüz kalmadı. Arka arkaya meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ilçe merkezinde bulunan metruk bir bina çöktü. Deprem nedeniyle tedirgin olan ve evlerine giremeyen vatandaşlar gece boyunca belediye hizmet binalarında kaldı. Nasıl hissettiniz depremi? İlk kez ben 5 şiddetinde korktum. Şimdiye değin bir hafta öncesine kadar İstanbul'daydım. Demek ki yaşanınca insan görüyor. Biraz gerçekten zor oluyor. İlk defa mı böyle bir deprem gördünüz sarsıcı? Yok, daha önce yaşadım ama bu en sonki daha büyük sarsıcı. Güzel, depremi hissettiniz. Hemen kendinizi dışarı attınız. Valla attık ama değişen bir şey yok, sürekli tekrar ediyor yani. Alışmaya çalışıyoruz ya, başka yapacağımız hiçbir şey yok. 4.8 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Bursa gibi çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. 4. kattan aşağı nasıl indiğimi bilmiyorum. Yani deprem çok kötü salladı. Yani valla dedim herhalde yıkılacak yani, böyle bir şey olmaz. Korkuyoruz artık, sürekli ne zaman sallanacağız diye düşünüyoruz.